Bakış izleyenleri, hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Merhaba Ender kardeşim. Merhaba canım değil, merhaba sevgili izleyiciler. Güzel bir program olsun dileğiyle. Evet, ben de güzel bir program olsun diliyorum. Tabii şimdi Ender kardeşim, yine birçok konumuz var konuşacağımız. Geçen hafta efendim yapmış olduğumuz programda bir seyahat yapmıştık. İstanbul seyahati, Maltepe Erzurumlar Vakfı bizi davet etmişti. Onunla ilgili biraz geniş konuştuğumuzdan dolayı izleyicilerimizden bize tepki geldi. Yani yatıyoruz Maltepe Erzurumlar Vakfı, kalkıyoruz Maltepe Erzurumlar Vakfı gibi bir eleştiri aldım. Aslında bu eleştiri öyle çok da haklı bir eleştiri değil ama tabii biz yine de onu bir eleştiri olarak sayıyoruz. Mutlaka İstanbul'da gidip almış olduğumuz izlenimleri de buradan aktarmamız gerekiyordu. Bu da orada İstanbul'daki Erzurumların moral ve motivasyonu açısından, orada yaptıkları çalışma açısından, Erzurum'a bakışları açısından önemliydi. Tabii bu haftaki konularımızın arasında İstanbul Dernek ve Vakıfları veya Türkiye'deki diğer Erzurum Dernek ve Vakıfları yok. Şimdi bu bir giriş konuşması olsun ama ben dün çok etkilendiğim bir şey oldu. Dün bir yerden, belki sen bunu atlayacaktın ama ben atlamak istemiyorum. Hem çok duygulandım hem de efendim bizim Erzurum'da ne kadar önemli bir işlevimizin olduğunu, Haftaya Bakış programının, Cem Atmaca'nın, Ender Güncü'nün, Anadolu Haber'in, Erzurum Haber 25'in, Erzurum halkında, kamuoyunda, avamda ne kadar derin, ağır izler bıraktığını ve halkta nasıl bir sempati, halkta nasıl bir sevgi, halkta nasıl bir inandırıcılık oluşturduğunu belirtmek açısından çok önemli bir şeydi. Dün Ender Bey'le bir yerden bir pasajın içerisinden gidiyorduk. Oradan efendim ulu orta bir arkadaşımız, adamsınız adam dedi, adamın dibisiniz dedi, helal olsun size dedi şeklinde bir slogan atınca aslında ben böyle biraz daha utandım, sıkıldım ama ben o atılan, bize karşı atılan hem de ulu orta herkesin duyacağı şekilde adamsınız adam şeklinde atılan o sloganın beni çok duygulandırdığını ve ben bunu çok önemsediğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Şunu söyleyeyim, o atılan slogan bende şöyle bir izlenim yarattı. Gece kalkıp çayımı, kahvemi içip kitap okurken bunu da düşündüm. Belki diyeceksin ki, evet estağfurullah, tehlikeli anlar demeyelim ama tabii o arada ben de onu düşünmek zorunda ve durumunda kaldım. Gerçekten bu çok önemli bir slogandı. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi Cem Bey, biz Haftaya Bakış programı olarak çıkışımız tamamen Erzurum ve Erzurum'da yaşayan, mazlum olan, mazlum bırakılmak zorunda kalan halk. Evet. Bizim hiçbir çıkarımız yok. Biz menfaatlerimiz doğrultusunda burada biz Haftaya Bakış programını yapmıyoruz. Bunu öncelikle altını çizelim. Evet, insanlar yaşarken hayatını idame ettirmek için bir şeylere ihtiyaçları vardır. Ama biz bunu Haftaya Bakış üzerinden yapmıyoruz. Evet. Haftaya Bakış programı tamamen Erzurum'a mal olmuş, tamamen Erzurum'daki mazlum bırakılan, Erzurum'da mağdur bırakılan ve tüm yüklemiş yetim hakkı yerlerinin karşısındaki tek set duvar. Evet. Neden böyle? Neden böyle? Çünkü bu şey zaten atalarımızdan, dedelerimizden bize gelen tek atasözümüz. Yani bu bir Erzurum atasözü. Sahipsiz memleket neydi ah kardeş? Evet. Artık bu şehir sahipsiz değil. Bu şehrin sahipleri var. Bu şehre sahip çıkmak lazım. En azından şunu kabullenmek lazım. Bu şehre birilerinin sahip çıkması lazım artık. Ha bu siyasiler mi? Hayır, Erzurum'daki siyasiler yıllardan beri, 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar Erzurum'dan gelen vatandaşın mecliste ya iş, kızına tayin, oğluna atama, yani mutlaka bir çıkar ilişkisi içerisindeki işlerimiz olmuş bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugüne kadar. Haliyle herkesin çocuğuna iş, herkesin oğlunun ataması, herkesin oğlunun bir şeylere ya da bir akrabasının bir yerine getirilmesi için milletvekillerimizin de gücü bir yerde yetmemiş, Erzurum'un ismini kalmış sahipsiz memleket. Hiç bugüne kadar gidip yatırım yapmak için bir şey isteyene rastlanmamış. Hiç kendi çıkarları haricinde memleket meselelerini ortaya koyan birileri bugüne kadar çıkmamasından dolayı Erzurum olmuş sahipsiz memleket. Biz de burada çıktık Haftaya Bakış programı olarak, çok farklı bir izlenim sunduk. Dedik ki, işte Karadayı'nın mağdur ettiği mağdurların hakkını biraz savunacağız dedik. Herhangi bir belediyenin haksızca
diğer ilçe sakinine, diğer şehirde yaşayan vatandaşına yapmış olduğu o haksızlığı başka birine eğer haksızlık yapmışsa bunu çıkıp haksızın hakkını haklıdan soracağız dedik. Haftaya bakışın çıkış amacı bu. Biz adam gibi adam isek, eğer birileri slogan atıyor ise kendi çıkarlarımız için değil, memleket meselelerine ilgimiz için. Şimdi tabii ben ona güzel anlattım. Şunu söyleyeyim. Ben her zaman kalkınmanın fertten topluma gideceğine inanan bir insanım. Yani eğer siz her ferdi, fertler üzerinde, her fert üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirirse, fertlerin yapmış olduğu güzel işlerden toplumlar, milletler, şehirler kurtulur ve kurtuluşa erer mantığıyla hareket ediyoruz. Şimdi o arkadaşımızın, ben tabii buradan ismini açıp söylemek istemiyorum ama onun işte bize adamsınız, adam, adamın dibisiniz şeklinde halkın içerisinde slogan atmış olması bana, bize veya haftaya bakışa, Anadolu Haber'e, Erzurum Haber 25'e bence bir valinin sorumluluğu kadar, ben öyle düşündüm gece. Bana bu atılan slogan, insanların beni caddede, sokakta görüp bana sevgi göstermeleri, bana bir valinin sorumluluğu kadar, bir emniyet müdürünün sorumluluğu kadar, bir belediye başkanının, bir milletvekilinin, bir siyasetçinin sorumluluğu kadar bana bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle, Rabbimin vereceği güçle, kuvvetle, Rabbimin vereceği akılla, izanla, muhasebeyle, muhakemeyle, Allah'ın izniyle bana adamsınız diye slogan atanlara layık olmaya çalışacağız. Bu bir. İkincisi, sakın bunu bir günah çıkarım olarak zannetmeyin. İkincisi şunu söyleyeyim. Allah şahittir. Hem bu dünyada hem öte dünyada Yüce Allah'ın huzurunda bunu size temin ederek söylüyorum. Şerefimle, haysiyetimle söylüyorum. Biz bugüne kadar Erzurum halkının, Erzurum kamuoyunun, Erzurum'daki mağdurun, mazlumun, yetimin, fakirin, fukaranın hakkının yenilmemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugüne kadar hiçbir yanlış işe de Allah'ın izniyle imza atmadık. Rabbimin huzurunda, eğer atmışsam Allah zaten Rabbimin huzurunda, sizler benim karşıma, ben de sizlerin karşısına çıkacağım. Onun için şunu tüm samimiyetimle söylüyorum, bizim burada çıkışımız Erzurum, bizim burada çıkışımız haksızlığa uğrayan, mağdur olan, mazlum olan, fakirin, fukaranın, Erzurum halkının hakkıdır dedikten sonra hemen bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi... Tabii Ender kardeşim biliyorsunuz Haftaya Bakış programında Anadolu Haber'de, Erzurum Haber 25'te bir AK Parti ille ilgili bir kısım haberler yaptık. Bunun şeyini anlatmak, yani geçmişini anlatmak, tekrar etmek istemiyorum ama AK Parti ilde, il yönetiminde bir şeylerin eksik gittiğini, bir şeylerin doğru çalışmadığını, AK Parti'ye, AK siyasete, AK iktidara yakışmayan işlerin olduğunu vurgular tarzda haberler yaptık. Tabii haber yapıp il yönetimi değiştirmek, haber yapıp il başkanı, ilçe başkanı değiştirmek, bunlar bizim ne hakkımızdır ne de haddimizdir. Bizim görevimiz mutlaka dile getirmek, kamuoyunu uyarmak, o konuda ileride meydana gelebilecek tehlikelerin altını çizmekti. AK Parti ilde de bazı değişiklikler oldu. Mutlaka bunda haddim olmayarak söylüyorum ama hakkımız bence diye düşünüyorum. Mutlaka bunda bizim de payımız vardı. Bizim payımız var. Mütevazi de olmanın gereği yok ama AK Parti ilde bir görev değişimi, bir il yönetiminden ayrılan isimler, istifa eden isimler oldu ve ayrıca bir de görev değişimi oldu. AK Parti ildeki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Can Bey, AK Parti Türkiye'de %50'nin üzerinde seçmeni olan, gönül veren, oy veren bir kitlesel bir parti. Bir sivil toplum kurmuş. Evet. Bir kitlesel örgü, bir kitlesel tamamen %50'sini kabullenmiş Türkiye'nin, güvenmiş, rey vermiş bir parti. Evet. Şu an ülkemizi yönetmeyi kabul etmiş, hükümetini kurmuş ve ülkemizi emin ve istikrarlı adımlarla ilerletiyor. Evet. Elbet ki il teşkilatında bugün 500, 600, 1000'e yakın insan gönül vermiş. Bugüne kadar ki
kurulduğu günden 2002'den bugüne kadar birileri gelmiş, yönetimde bulunmuş, gitmiş, üye olmuş binlerce insan var. Şimdi Cem Bey, 10 tane insanın içerisinde mutlaka 1-2 tane çürük olacaktır. Evet. Evet, çürük elmalar temizlenir. Ama ben şuna inanıyorum ve şunu savunuyorum. AK Parti'ye bu vatandaşlar güveniyorlar. Türk halkı AK Parti'ye güveniyor ve istikrarın devam etmesini istiyor. İstikrarın devam etmesi için ne gerekli? Bazen de pirinci ayıklamak gerekli. Evet, pirinci ayıklanıyor. Biz ilk haberimizi yaptığımızda sizin hatta köşe yazınız hatta hala duruyor. Sanırım anadoluhaber.com'da. Biz birilerini karalamak, birilerini yaralamak, hele ki AK Parti'ye zarar verme taraftarı hiç değiliz. Çünkü ben bunu her programda söylüyorum. Ben bir AK Parti seçmeniyim. AK Parti'ye oy verdim. Verdiğim oyun hesabını da Erzurum'daki il yönetiminden sorarım. Benim en doğal hakkım. Çünkü ben güvenerek oy vermişim. Beni bir anda güvensizliğe sürüklemişler. Hangi konuda? Kağıt, kalem, masa. Hangi konu olursa olsun ben eleştiririm. İl teşkilatına sunarım. Eleştirdik. Eleştirilerimiz cevap buldu. Nerede buldu? Öncelikle Ankara'da buldu. Ardından Erzurum'da buldu. Beni bir gazeteci olarak genel merkez değerlendirmedi. Bir seçmen olarak değerlendirdi. Zaten yarın öbür gün olacak seçimlerde AK Parti'nin bana yine ihtiyacı var. Ben AK Parti'ye güvenimi her geçen gün tazelemeliyim ki bir sonraki seçimde o artan güvenimden dolayı tekrar gidip oy vereyim, rey vereyim. Bu güvenimi kırdıktan sonra AK Parti benim, senin, öbürünün, diğerinin yarın önümüzdeki bir seçimde %50 deyip %20, %10 düşecektir. Ama AK Parti bu %50'yi, %60'a, %70'e nasıl çıkarır diye beni bir vatandaşı olarak, beni bir seçmen olarak değerlendirdi ve düğmeye bastı. Gereken yapıldı. Önümüzdeki günlerde inşallah AK Parti İl Teşkilatı, AK Parti Genel Merkezi daha iyi kadrolarla Türkiye'nin istikrarına doğru yürürken bir adım daha hızını ve Türkiye'nin dış devletlere karşı gücünü biraz daha bizden aldığı güçle, hükümet olma özelliğiyle, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla, AK Parti'nin 2002'deki kurucusu, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin gerçek mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüyle dış ülkelere karşı bugün gücümüzü Amerika'da gördük, Rusya'ya karşı gördük. Tüm dünyaya o gücümüzü korumak için mutlaka bizlerin görüşleri önemli sayıldı ve gereken yapıldı diye düşünüyorum. Şimdi tabii AK Parti ilde mutlaka ilde bir değişim oldu. Ama şunu da bir söylemek gerekiyor. Yani çürük elmaları ayıkladım diyenler, çürük elmaları ayıklıyoruz diyenler o elmaların çürük olduğunu neden görmediler? Neden o elmaların o teşkilatın içerisinde çürümesine, çürük elma halini almasına müsaade ettiler? 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesi çok yoğun bir tempo. İl teşkilatı yeni geldi. Ama şunu da diyebilirsiniz, işte Fatih Yeşilurt'la beraber çünkü dediği kişiler daha önceki teşkilatlarda birlikte görev yapmış kişilerdi. Hepsi birbirini tanıyan kişilerdi aslında. Yani bu konuda da güzel. Şimdi çürük elmaları tekrar ediyorum. Tamam, sen yine araya girdin ama şunu söyleyeyim. O çürük elmaların ayrılması, illa ayrılması için illa gazetelere, illa Haftaya Bakış programlarına, illa Anadolu Haber'e, Erzurum Haber 25'e manşet mi olmanız gerekiyordu? Bu bir. İkincisi, çürük elmaları temizledik diyorsunuz ama belki bunların çürük elma olduğunu söylemek de benim görevim değil ama sonuçta bir köşe yazısıyla ya da işte belli haberlerle biz bunu dile getirmiştik. Şimdi tabii şu bilinen bir şey, AK Parti il yönetimi mutlaka il yönetiminde bulunan işte 50 kişi diyelim, belli milletvekillerinin, işte belediye başkanlarının, belli siyasetçilerin tavsiyesiyle oraya yazılmış olan isimler. Ama Erzurum'da bilinen bir şey de var ki bu artık hiç kimse tarafından yok sayılmıyor. AK Parti il yönetimi ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı ne yapacaksa, işte AK Parti genel merkezinde uzay üssü mü yapacak, ARGE nasıl oluyor onu bilmiyorum da, işte ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı Recep Akdağ'ın yönetimi olduğu Erzurum'da herkes tarafından dile getiriliyor. Yani mutlaka
ben burada sanki bir strateji yapıldığını, AK Parti il yönetiminde topyekun bir değişim yapılması gerekirken bir iki ismi, birinin istifa edip ayrılarak, diğerlerinin de görev yerleri değiştirilerek sanki bu depremin atlatılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ama ben bu depremin artçısının öncüsünden daha efendim artçısının gerçeğinden daha şiddetli olacağını düşünüyorum. Hani işte derler deprem oldu 6 şiddetinde artçıları devam ediyor 4.5-5.5 gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Ben AK Parti il yönetiminde şiddetli bir depremin olacağını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Erzurum'da böyle bir hava da estirilmeye çalışılıyor. Ama bence İçişleri Bakanımız Efkan Ala'nın işi gücü başından aşkın. O bu tür işlerle hiç uğraşmayı bence düşünmüyor. Bence uğraşmıyordur da çünkü buna vakti yok. Sanki AK Parti il yönetimi Recep Aktağ'dan yana AK Parti il yönetimi İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya karşı gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyor. Gerçi 7 Haziran seçimlerinde Efkan Ala'ya AK Parti il ve il yöneticileri tarafından oynanan oyunu ben de biliyorum. Bütün Erzurum da biliyor. Ama ben bunun sürgüt bir iş olduğunu da düşünmüyorum. İşin doğrusu. Şunu da söyleyeyim. Bence burada bir genel başkan yardımcısının yani Recep Aktağ'ın Fatih Yeşilyurdu ve ekibini tutma adına İçişleri Bakanı'na karşı durması gibi bir durumun da olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir şey de varsa bu gerçekten çok utanılacak bir şey olduğunu da söylemek, belirtmek istiyorum. Şimdi efendim buradan hareketle madem ki il yönetimi Recep Aktağ yönetiminde bir il yönetimi, buradan Sayın Recep Aktağ'a şunu bir belirtmek istiyorum. Yani 7 Haziran'da listelerde olmayan, 1 Kasım'da listelere konulan Recep Aktağ'ın liste 1 milletvekili adayı olmasının AK Parti'ye Erzurum'da ne kazandırdığını burada konuşabiliriz çok rahatlıkla. Ben hiçbir şey kazandırdığını düşünmüyorum. Çünkü Recep Aktağ'ın liste 1 olmasıyla beraber AK Parti'ye 7 Haziran'dan farklı olarak 1 Kasım'da verilen oyların tamamen ülkücü camianın oyları olduğunu, aslında onun bir AK Parti stratejisi sonucunda 2 milyon 200 bin AK Parti'ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi oyları olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Recep Aktağ'ın katıldığı 1 Kasım seçimlerinin 7 Haziran seçimlerinden farkı sadece ve sadece AK Parti'ye bir milletvekili eklenmesi. O da 5. sıra milletvekili ama bunda Orhan Deligöz. Bir dakika sözümü bitireyim. Orhan Deligöz. Eğer Recep Aktağ'ın yani böyle bir şeyler ısmarlamak istiyorsa, bir şeyler söylemek istiyorsa da bence Orhan Deligöz'e söylemesi gerekiyor. Çünkü bu seçim zaten sadece Orhan Deligöz'e yarayan bir seçimdi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti'ye kayan oylarla AK Parti'nin işte %49'u yakaladığını da hepimiz biliyoruz. Onun için burada bir genel başkan yardımcısı, bir İçişleri Bakanı çatışmasının olduğunu, olacağını, olabilmesi ihtimalini ben yok sayıyorum. Ama Erzurum kamuoyunda bu böyle biliniyor. Kesinlikle bu böyle değil. Olmamalı. Çünkü İçişleri Bakanımızın, Efkan Ala'nın, Sayın Efkan Ala'nın Erzurum'un il yönetimiyle uğraşacak kadar vaktinin olmadığını, zaman ayıramadığını da ben çok iyi biliyorum. Ama Sayın Efkan Ala da mutlaka belki uzak duruyordur ama burada onun şehri, o bu şehri herhalde o da yakın bir şekilde bu işleri takip ediyordur. Şimdi bir de gelelim AK Parti il yönetiminde ne değişti? Efendim Murat Atar ağladı, sızladı, istifa etti, gitti. Murat Atar'ın yerine teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcılığına Teoman Kümbet getirildi. Bu çok isabetli bence. Teoman Kümbet biliyorsun teşkilatı bilen, milli görüş çizgisinden gelmiş. Gerçekten efendim kirli işlere, akçeli işlere bugüne kadar hiç ulaşmamış, adı tertemiz bir isim. Şimdi ben her şeyi doğru söylemek istiyorum. Ama basındaki bir baytardan alınan... İşte baytar enderciğim yani. Veteriner dedim, sosyete olmanın gereği yok. Baytar diyoruz biz kardeşim yani. Evet. Baytardan... Bu da var.
Hayır. Onu da efendim onda da bir görev değişikliği yapılmış. Baytar'ı almışlar. Baytar'ın yerine bir makinacıyı vermişler. Bu şimdi buradan aklıma şey geldi. Şimdi seçimlerden önce gazeteciler veterinerin AK Parti'nin basın toplumunda zor olduğunu görünce gazeteciler biz inek miyiz? Biz inek miyiz? Evet, şimdi de yani Katar iş makinası. Şimdi biz makina mıyız? Biz makine değiliz ama bu gelen bu yeni basına atanan arkadaşımızı Erzurum'da bir milletvekilinin mevcut seçilen milletvekillerinden birinin çok sevdiğini ve koruduğunu ismini vermek istemiyorum. Müsaade et, çok sevdiğini ve koruduğunu söylüyorlar. Ben de kendi kendime şöyle düşündüm ya. Ya dedim bizim bu siyasetçiler hiç mi fukara sevmezler ya? Hep mi zengin seviyorsunuz ya? Ya bir tane de fukara sevip bir göreve getirin ya. Ya nedir sizdeki bu zengin sevgisi? Ha Erzurum'da ben fukara seven bir milletvekili gördüm. Şimdi herkes bana gıcık olacak ama olsunlar ben söyleyeyim Adnan Yılmaz. Erzurum'da her zaman yanında ekonomik durumu çok da iyi olmayan bizim Emo Çağabey'i gezdirirdi. Fukara bir adamdır sonuçta Emo Çağabey. Emekli bir adamdır yani. Onun için nedendir bilinmez, işte bilmem ne makinanın sahibini basından sorumlu başkan yardımcılığına bir milletvekilinin getirdiğini, o milletvekilinin bunu çok sevdiğini, ya bir gün de bir fukara sevin de bir görelim ya, hep bir zengini seveceksiniz. Hiçbir garibanı, mağduru, mazlumu sevmeyeceksiniz. Emekli adamın size hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorsunuz. İşte AK Parti'nin kaybettiği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Kardeşim, sadece zenginlerle hoş geçinerek, zenginlerle efendim 5 yıldızlı otel lobilerinde buluşup çay kahve tüketip kahkaha atarak, zenginlerle beraber olup onlarla mesai tüketip siz bu şehrin gerçeklerini anlayamayacaksınız. Milletvekili olmuş fukara çocuğu, bak milletvekili olmuş kendisi fukara çocuğu, gitmiş il yönetiminde görev verilirken illa bu olsun demiş zengin çocuğunu tutuyor. Ya bir gün de fukara sevin, bir gün de fukaraya sevgi sempati gösterin. Yok böyle bir şey kardeşim ya. Yani onun için şunu söyleyeyim. İnsanların vasıflarını, özelliklerini, duruşlarını, doğru mu? Fikirlerini, düşüncelerini ön plana alalım. Şimdi basından sorumlu bir zengin gel. Ne yapacak bu basından sorumlu bu zengin arkadaşımız basına? Hiçbir şey yapmayacak. Bence, hadi bir konu daha açayım da bu konuyu kapatalım Ender'cim. Bence basından sorumlu yapılan o zengin arkadaşımızın AK Partili belediyeler, resmi kurumlar, kuruluşlarla olan ilişkisine gelin bu Erzurum'da bir bakalım. Baktıktan sonra da Erzurum'un siyaset gerçeğini, Erzurum'un neden kalkınmadığını, Erzurum'un neden ileri gitmediğini hep birlikte görelim kardeşim. Yani şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Şunu bizden beklemeyin. Parası olanın önünde eğilmeyiz. Biz parayla iş görmüyoruz çünkü. Çok parası olan, kalantor kasası dolu olan, bankada bol sıfırlı cüzdanı olan arkadaşlarımızın AK Parti il yönetiminde ne iş yaptıkları çok önemli kardeşim. Çok önemli. İşte bu basından sorumlu ettikleri bilmem ne makinanın sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki devletinin bir vilayeti olan Erzurum'da resmi kurumlarla ne tür ilişkisi var? Belediyelerle ne tür ilişkisi var? Bir hep beraber gelin bir ortaya koyalım. Bakalım Erzurum'daki AK Parti gerçeğini, siyaset gerçeğini hep birlikte ortaya koyalım. Tekrardan söylüyorum, tüm vekillerimize de sesleniyorum. Buradan Recep Akdağ'a da sesleniyorum, diğer vekillere de. Zengini sevmeyin, bir de fukarayı sevin de hep birlikte bir görelim. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şehir kardeşim, yok. Böyle bir şehir Türkiye Cumhuriyeti'nde yok, yemin ediyorum. Fukara çocuğu geldin milletvekili oldun, zengin çocuğunu koruyorsun. Fukarayı korusana kardeşim biraz da. Fukarayı yönetime alsana kardeşim. Niye? Fukara adam değil. Fukara seninle gelip 5 yıldızlı otelde kahve, çay, yemek tüketip parasını veremezdi. Onun için mi fukara çocuğunu yönetimde üst makamlara, mevkilere taşımıyorsunuz? Bunlar Erzurum'un gerçekleri. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. AK Parti il yönetimindeki bu çok küçük rötuş yapmışlar. Bu rötuşun ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Öncüsü var ama akçılar öncüden daha şiddetli olacağını düşünüyorum. Ve Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya buradan istirham ediyorum.
Allah rızası için diyorum. Bu şehirde doğdun, bu şehirde yetiştin, bu şehir seni efendim tahsil hayatını yaptığın şehir, bu şehir. Doğduğun topraklar bu şehir. Allah rızası için Sayın Bakanım, Allah rızası için hiçbir karşılık ben beklemiyorum. Allah rızası için şu Erzurum'un siyasetine, şu Erzurum'un belediyesine, şu Erzurum'un kurumlarına, şu Erzurum'un sorunlarına, mağdurlar. Allah rızası için şu mağdurlara, şu sorunlu olan insanlara Allah rızası için ben senden istirham ediyorum. Bir vakit ayır, şunlarla bir ilgilen. Burası sahipsiz köy değil, sahipsiz köy olmamalı. Şincan Bey az önce dediniz ki 1 Kasım seçimlerinden sonra, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'da Recep Aktar'ın liste bir olmasıyla oy artarak 1 milletvekili fazla çıkar dediniz. Ben orada takıldım. Neden takıldım? Şimdi acaba 1 Kasım seçimlerinde Recep Aktar'ın liste bir olmasıyla mı 5. milletvekili çıktı? Hayır. Yoksa Orhan Deligöz'ün eski Saadet Partili ve geçmiş yıllardan gelen Milliyetçi Hareket Partili insanların vermiş olduğu oylarla var. Yani bu başarı Orhan Deligöz'ün başarısı mı, Recep Aktar mı? Ben bu başarının Orhan Deligöz'e ait olduğuna inanıyorum. Neden diyeceksiniz? Birkaç ilçede seçim satı mahallede gezdiğimde Orhan Deligöz'e karşı büyük bir sevginin, sempatinin olduğunu gördüm ben. Bu gerek Milliyetçi Hareket Partililer, gerekse il ve ilçedeki Saadet Partililer tarafından. Nedenine gelecek olursak, eskiden Tapu ve Kadastro gelen müdürlüğünde görev yapması münasebetiyle orada hiçbir insanın işini geri çevirmemiş. Hele kimliğinde Erzurum yazan birileri varsa mutlaka kucak açmış, mutlaka partili partisiz hangi görüşe sahip olursa olsun. Yeter ki kimliğinde Erzurum yazsın demiş, ben ona her yere sahip olurum demiş. Bunları gördük. Ben o başarının Recep Aktar'a ait değil, Orhan Deligöz'e ait olduğuna inanıyorum. Hele ki Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinden şunları duydum. Orhan Deligöz'le tanıştıktan sonra ben oyumu senin için AK Parti'ye vereceğim genelde duydum. Şimdi şöyle söyleyeyim, mutlaka Orhan Deligöz'ün de mutlaka katkısı vardır tabii ki. Orhan Deligöz'ün şehirde sanki tek başına anladım. Tek başına katkısı gereklidir ama yeterli değildir. Yani işte külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla yapmış olduğu toplantıların da çok büyük önemi var. Hayır, artık hani böyle bu başarı Recep Aktar'ın başarısıyla hiç alakası yok. Anlatılıyor. Hiç alakası değil. Bunu herkes biliyor. Herkes de bilsin. Şunu da söyleyeyim. Yani Sayın Recep Aktar bir markadır. Bunu kabul edeceğiz. İşte 11 yıl neyse 12 yıl bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı yapmış, hiçbir şaibeli işe bulaşmamış, efendim gerçekten işini hakkıyla, layıkıyla yapmış, Türkiye'de sağlık alanında bir reform başlatmış. Bunların ben hiçbirisine bir şey demiyorum. Ama tabii sadece sağlık alanında başarı gösterdin diye de, çok başarılısın diye de adamı alıp tekrar Sağlık Bakanı yapmıyorlarmış demek ki. O da bu gereklidir. Bir siyasetçinin işini dürüst yapması, görevini hakkıyla devretmesi gereklidir ama yeniden bakan olmak için yeterli değildir kardeşim. Ama şunu da söyleyeyim, Fatih Yeşilyurt'u ve ekibini korumak ve kollamak, bir de şunu söyleyeyim, Fatih Yeşilyurt ve ekibinde genel merkeze karşıt duruş sergileme gibi çok kötü bir alışkanlık var. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Yani hani derler ya, deveden büyük fil var. Yani ya da karıncadan büyük, ya siz karıncasınız yani. Genel merkez fil ise siz Erzurum'da karıncasınız yani. Sizin bu karınca halinizle file kafa tutmak gibi bir göreviniz de yok. Hele ki insan odaklı AK Parti de hiç yok. Ya yakışmaz yani. Bu hiçbir siyasi partide böyle bir şey olamaz yani. Yani sen tek başına seni il yönetimine getirip orada koruyup kollayan siyasi partinin gücün, iradenin karşısına çıkacaksın. Ne diyeceksin? Ben Erzurum il yönetimine siz beni getirdiniz ama ben size karşı duruşsa. Ya sergileyemezsin, sergiletmezler. İşte il başkan yardımcılığı görevinden alınan Murat Atar da Ertuğrul
Sevütekin'i görevden ayrılan ilçe başkanını alarak ilçeleri ziyarete gidiyordu kendine yardımcı olarak atayıp. Zaten bu işin patlama noktası bu idi. E onunla birlikte ne oldu? İnsanlar bize istihbarat yağdırdılar. Yani tekraren söylüyorum, dereden büyük fil var, bu işler böyle olmuyor. Ha şunu da söyleyeyim, AK Parti yönetiminde bu küçük, bu mini operasyon yapıldı diye AK Parti il yönetimi sütten çıkmış ak kaşık değil. Oradaki o yönetimin içerisindeki herkesi takip etmek sadece benim görevim değil Erzurum halkı. Sadece benim işim değil Erzurum halkı. Sizin de göreviniz, sizin de işiniz. Oy vermişseniz. Oy vermişseniz sahip çıkacaksınız. Gücünüz yetmiyorsa bize istihbarat olarak bildireceksiniz. Genel merkez, internet. Aynen öyle. Hakimi oturup yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ben falan yerde bardak ihalesine girdim. Gittim ki oradaki işte bilmem ne makinanın sahibi, basından sorumlu başkan yardımcısı ihaleyi benim hakkımken bana vermedi, ona verdiler. Diyeceksiniz, bunları söyleyeceksiniz. Her işi biz mi yapacağız kardeşim? Ve o zaman gelip kapınızın önünü de biz süpürelim. Yok böyle bir şey. Yani evet. AK Parti'deki değişiklik beni çok da mutlu etmedi. Erzurum basınında da mutlaka diğer gazeteci arkadaşlar Murat Atar'ın işte görevden ayrılması ile ilgili falan bir sürü haber yaptılar. Tamam, bizim de bunda katkımız var ama ben AK Parti'deki zaten ya desinler kardeşim, biz burada kamera karşısında diyoruz yani bunu. Biz gizli saklı bir şey söylemiyoruz ki. Ha sen bir de şunu da söyleyeyim, yani AK Parti il yönetimine karşı duranları 40 katıra bindirip sonra 40 satırı mı kesiyorlar? Giyotin mi kurmuşlar onları? Yok böyle bir şey, biz işimizi yapıyoruz. Şimdi Ender kardeşim, bu konu çok zamanımızı aldı. Şimdi bir de tabii rektörlük seçimleri var. Bol bol aday çıkıyor. Ne düşünüyorsun rektörlük seçimleriyle ilgili? Sen bu konuyu da sanki biraz çok yakın takip ediyorsun. Hakkınızdan hayırlısını Rabbim nasip etsin. Güzel bir soru. Evet, harika. Şimdi evet. Cem Bey, mevcut yönetim Sayın Hikmet Koçak Beyefendi oğlunu, uşağını, çocuğunu, torununu, tombalarını üniversiteye yerleştirerek orada kendini... Tombalak ne? Yani bir kilo mu var içinde? Evet, öyle derler ya. Yerleştirerek artık Atatürk Üniversitesi'nde bir saltanat kurdu. Evet. Son günlerde görüyoruz ki Sayın Hikmet Koçak Beyefendi saltanatının devamı için ya da hani bir seçim mi olur? Şöyle düşünün Can Bey. Rektör Bey'in bugün bir aracı var. Evet. Bir makam şoförü var. Kalkıyoruz ki arzuda bir metre kar var. Ama Rektör Bey'in aracının üzerinde hiç kar yok. Şoför temizlemiş. Evet. Araba sıcak. İnip ayırmadan arabaya biniyor. Haziran'da seçimlerden sonra bir dahaki sene kalkacak. Sabah benim bir metre kar yağmış, camdan bakacak arabanın üzerinde bir metre kar var. Çünkü artık şoför yok. Evet. Arabayı kalkıp ısıtacak birisi yok. İşte o zaman Nisan 1 olacak. Evet. Ama bu saltanatının devam etmesi için, çünkü yakalanmış bir saltanat iki dönemde devam ettiriyor. Hikmet Koçak çeşitli atraksiyonlar yapıyor, giriş çıkışlar. Evet. Önce işte neydi o, Ömer Çolaklı Beyefendi'yi Facebook'ta, Twitter'da artık rahmetli Necmettin Erbakanlar esinleri, işte biz milli görüşçüyüz, oylarınızı bize verin bir havası yarattı. Yarın öbür gün de üniversite kaynakları şunu diyor, 40. Hoca cemaatinden Mevlüt Said Keleş'i sahaya sürecek. Yani yanında eşi, dostu kim varsa onları sahaya sürüp saltanatının devamı için elinden gelen tüm oyunları yapıyor. Ha savaşlarda her türlü hile mübahtır derler. Hikmet Koçak da şu anda biz savaş içerisinde tüm hileleri, oyunları hepsini kullanıyor ve bunları mübah kabul ediyor. Tamam kabul ediyorum. Bu bir savaştır, seçim de bir savaştır. Kazanmak için yapılacak her şey mübahtır. Ama Atatürk Üniversitesi'nin gerçekten çalışkan, sadece Atatürk Üniversitesi'ne değil, artık şehirle birleşmiş, artık Erzurum deyince Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi deyince Erzurum denilen o tabiri, o birlikteliği, o beraberliği kuracak bir rektöre ihtiyacımız var. Çünkü artık o kadar koptuk ki, sanki Atatürk Üniversitesi başka bir şehir, Erzurum başka bir şehir. Atatürk Üniversitesi ile Erzurum'u bir şekilde bağdaştırmak lazım. Bunları bir bütün olarak kabul edip, bütün olarak hareket ettirecek bir rektörle kim olacak, kim olacak? İsimler var, bir 40'a yakın isim çıktı ortaya. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Hepsi aday olsunlar. Olsunlar, herkes var. Bütün profesörler aday olsun ama tabii ki o ilk üçe girmek çok önemli. Ama herkes de aday olursa, özellikle Hikmet Koçak'ın
aday, sen aday ol, o aday ol deyip oyları bölme çabası da burada ortaya çıkacak. İşte 30 oy biri alacak, 40 oy biri alacak, 50 oy biri alacak. Bir taraftan Hikmet Koçak'ın adayı 70 oyla, 80 oyla öne çıkmış olacak. Ne olacak yine Hikmet Koçak'ın o saltanatının bozulmama sebebi çıkmıştı. Aşk Öğretim Fakültesi Dekanı Üstün Özel. Üstün Özel'e biz aylardır soruyoruz ki, açık öğretim paralar nerede? Ya buna cevap veremeyen bir adamın, kamuoyundan, halktan kopmuş bir kişinin, kendisine sorulan soruya cevap vermekten imtina eden bir kişinin, yani rektör olması nasıl beklenir? Erzurum Hoca'ya baktı o zaman ya. Şimdi de tabii orada güzel anlattım yine. Hadi ben hep de bu güzel anlattım da diyorum yani. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yani Üstün Özen'den hareketle. Şunu söyleyeyim. Yani burada sonuçta bir haftada 50 bin, 70 bin, 80 bin izleyicisi olan bir programda efendim biz burada bir soru soruyoruz. Sorduğumuz sorulara sizin cevap vermemeniz sizi yönlendirenlerden kaynaklandığını da biz biliyoruz. Mutlaka. Ama şunu söyleyeyim. Bizim kimseyle işimiz olmaz. Biz haberimizi yaparız, açıklamamızı bekleriz. Gelirse açıklamanızı yayınlarız, gelmezse yayınlamayız. Ama şunu söyleyeyim, Tabi Atatürk Üniversitesi'nde ben her zaman söylüyorum. Bilim kazansın, bilim adamlarının oylarıyla Atatürk Üniversitesi'ni daha iyi noktalara taşıyacak, bilimsel manada daha iyi yerlere taşıyacak, fiziki manada daha iyi yerlere taşıyacak, bilimsel çalışma açısından daha iyi yerlere taşıyacak. Bir bilim adamının Atatürk Üniversitesi'nde rektör olması, rektör seçilmesi, Erzurum'la bütünleşmesi, Erzurum halkıyla, şehirle, üniversitenin, üniversiteyle şehrin arasındaki kopukluğu giderecek bir ismin olması çok önemli. Ben aslında isimler üzerinde çok da takılıp kalmak istemiyorum ama mesela geçen hafta bir çok önemli bir isim rektör adaylığını açıkladı. Ziraat Fakültesi profesörlerinden Sayın Medine Güllüce hanımefendi birdenbire efendim Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne aday olduğunu söyledi. Herhalde Medine Güllüce hanımefendi İdris Güllüce'nin kardeşi mutlaka ama şunu da söyleyeyim. Medine Güllüce ismine karşı durmak, karşı duruş sergilemek açısından söylemiyorum. Ama belki Atatürk Üniversitesi'nde bir bayanın rektör olması eğer olursa tabii bu bizim elimizde bir şey değil. Sonuçta bilim adamları oy verecek, YÖK belli karar verecek. Sonra Cumhurbaşkanı bunların içerisinden ilk üçten bir tanesini seçip rektörlük koltuğuna oturtacak. Burada acaba bir hanımefendinin gelmesi, rektör olması daha bir ılımlı üniversite mi olur? Daha bir nasıl söyleyeyim, çok değişik bir hava mı yaratır onu bilmiyorum ama tabii Medine Güllüce'nin kerameti nedir? Sadece kardeşi İdris Güllüce midir? Yoksa Medine Güllüce isminin yapmış olduğu efendim bilimsel çalışmalar var mıdır? Nasıl bir bilimsel başarısı vardır? Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlileri tarafından ne derece sevilir, ne derece kabul edilir onları ben bilmiyorum. Ama bir hanımefendinin de Atatürk Üniversitesi'nden rektörlüğe aday olmasını ben çok önemsiyorum. Ama Medine Güllüce ismi olur mu olmaz mı şeklinde diye bana sorarsan tabii ki diyorum ona karar verecek merci ben değilim ama Sayın Medine Güllüce hocamızın birdenbire böyle rektörlüğe ben de adayım diyerekten ortaya çıkmasının da ben böyle çok da tesadüfi bir şey olmadığını da düşünüyor ve altını çiziyor. Artık biz geçtiğimiz programda şunu söyleyeceğim. Ocu bucu değil. Bakın Medine Güllüce ismi aklınıza gelir gelmez İdris Güllüce geldi. Ya artık burada partili ya da AK Parti'ye yakın, MHP'ye yakın. Artık siyasilerden uzak, cemaatlerden uzak. Yani üniversiteye ve Erzurum'a faydası olacak birisi diyoruz. Ya artık ocu, bucu bunları artık istemiyoruz. Çıkın gerçekten inanıyorum ki akademisyenlerimizin hepsi istikrarlı. Atatürk Üniversitesi'ni düşünen, Atatürk Üniversitesi'ne faydalı olan bir ismi mutlaka kafalarında belirleyeceklerdir. Mutlaka oyun reyini de o kişiden yana kullanacaklardır. Konuya başlangıçta söylediğim gibi Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesi'ne hayırlısı olsun diyelim. Herkes öyle. Ama önümüzdeki günlerde de yine adaylar çıkacaktır. Belki bize yakın adaylar çıkacaktır. Belki bizim sevdiğimiz, görevlerimiz, akrabalarımız öne çıkacaklardır. Belki... Senin akraban mı var Ender? Benim akrabam yok. Akraba mı var öne çıkacak? Yani. Hayır hayır, herkes için söylüyorum. Olabilir ya, bir de yani... şunu söyleyeyim. Ben dur, şunu söyleyeyim. Şimdi Allah rızası için Atatürk Üniversitesi'nde
basınla ilgilenen arkadaşımız da söylesin, sayın rektör de söylesin, rektör yardımcıları da söylesin, fakülte dekanları da söylesin, hastane başhekimi de söylesin, üst düzey görevli olan herkes Atatürk Üniversitesi'nde çıksın söylesin. Atatürk Üniversitesi'ni 8 yıldır yöneten bir yönetim var orada. Doğru mu? Atatürk Üniversitesi'nin cemaatmacı olarak ben, bir esnaf olarak, Atatürk Üniversitesi ile çok geniş ticari ilişkisi olabilecek bir insan olarak ben, Atatürk Üniversitesi'nde bir gün bir tane adamın kapısını çalmış mıyım? Çalmamışım, çalmam. Ha şunu söyleyeyim, onun için burada kardeşim bizim dilimiz varsa dileceğimiz de var. O 2014 yılında bize operasyonunu yapanların söylediklerinin hepsinin yalan olduğu, hepsinin iftira olduğu, hepsinin bir yerlere bir şeyleri yerleştirmek için yapıldığını, işte bir Karadayı ile ilgili yapmış olduğumuz haberlerden kaynaklı olduğunu, Karadayı'nın efendim Erzurum'dan 100 trilyonu vurup götürmesi için yapılan bir operasyon olduğunu. Ben anladım, Ender biliyor, Erzurum'daki birçok akıllı adam da bunu biliyor. Ama bir yandan art niyetli olup bilmeme eğiliminde olanlar var. Onların bilmemelerinin sebebi art niyetleridir. Bir, şerefsizlikleridir. İki, namussuzluklarıdır. Üç, tekrar söylüyorum. Atatürk Üniversitesi gibi bir kurum bir ayda benim iş yerimden 200 bin liralık mal isterse alabilir. Ben ticareti bilen bir adamım kardeşim. 8 yıldır Atatürk Üniversitesi'nin herhangi bir biriminden içeriye ben gidip girmiş miyim? Herhangi bir talepte bulunmuş muyum, bulunmamış mıyım? Bu arada ekranın görüntüsü gitti. Reji arkadaş da onu bir daha başlatsın. Kısa tutmuş reji arkadaş onu. Şimdi onun için Atatürk Üniversitesi'nde rektörlük ve rektörlük seçimi nasıl olur? Nasıl olacak? Tabii ki hep birlikte göreceğiz. Adaylar çıkıyor. Bu arada Ender'cim başka bir şey söylemek istiyorum. Bu köprülü kavşakla ilgili geçen hafta biz bir konuştuk. Köprülü kavşağın Çaykara Caddesi'ne bağlayan, yani Demir Evleri Çaykara 50. Yıl Caddesi'ni Çaykara Caddesi'ne bağlayan o 90 derece açılı köprülü kavşakla ilgili bir şeyler söyledik. Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir henüz ses çıkmadı ama etkinlik çoktu. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden bir ses çıkacağını düşünüyorum. Köprülü kavşak sorununun, probleminin çözüleceğini düşünüyorum. Bir, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hiçbir şey istemeyen adam olarak. Bak, çok önemli Ender'cim. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan 2 yıllık süre içerisinde hiçbir şey istemeyen adam olarak köprülü kavşak meselesini halletmesini istiyorum bir Erzurum adına. Köprülü kavşaktan geçenler bana para vermiyor. Benim babamın da yeri değil köprülü kavşak. Hayır. Benim tarlamın, arsamın üzerine de kurulmamış. Bir, iki, Henze'nin geçitlerle ilgili çıt sesiniz çıkmıyor. Ama Mustafa Hoca açıkladı. Bir dakika efendim. Tamam, açıkladıysa sen izah edersin. Ben sayayım sıralama. İki, Henze'nin geçitler probleminin çözülmesini istiyoruz. İki, Erzurum'daki Millet Bahçe Sokak'taki o rentekarcılar ve trafik karışıklığının keşmekeşinin giderilmesini istiyorum. Çok güzel. Üç. Hatırlıyorum. Şizofren. Allah şifa versin. Ne diyeyim yani? Artık sizin şizofren olur, efendim namaz kılar, Müslüman olur. Biz ona bir şey demiyoruz. Onlar da bizim işimiz değil. Köprülü kavşakla ilgili ne düşünüyoruz? Şimdi yani öncelikle Mustafa Hoca'nın açıklamasıyla başlayalım çünkü evet. Araya girdim. Mustafa Hoca'nın basın bilimi çok kötü demek ki. Benim haberimin olmaması çok ayıp. Kim bakıyor bunun basın bilimine? Bilmiyorum ki canım. Nasıl bilmiyorsun? Neyi bilmiyorsun? Ya bir toplantıda ben de duydum. Hayır anladım, sen toplantıda duydun da kardeşim Mustafa Ilıcalı'nın basınına kim bakıyor? Erzurum'daki Mustafa Ilıcalı'nın danışmanı kim? Herhalde İsmail Çakır. Kime bakıyor? İsmail Çakır canım Mustafa Ilıcalı'ya danışmanlık yapıyor bir yandan. AK Parti'de il yöneticiliği yapıyor bir yandan. Başka da matbaacılık yapıyor bir yandan. Kardeşim iki kopri demiş, iki karpuz bir koltuğa sığar mı? Ya işinizi doğru düzgün yapın. Mustafa Ilıcalı'nın yapmış olduğu... İsmail Çakır'ın bir özelliği var. Mustafa Ilıcalı böyle şeyi, sigara kabı gibi saklıyor insanlarda. Allah Allah. Mendil gibi saklıyor. Ne yapacakmış ki? Bilmiyorum. Hayır, insanlar da saklıyor. Kasım, 1 Aralık, 1 Ocak, 1 Şubat, 1 Mart.
Yurdaydır Mustafa Kılıcağ'ın kapısını kim çalmış ki? Ben çalmıyorum. Hayır, insanlardan yani saklamaya gerek yok. İnsanlardan saklıyorsak bile Mustafa Kılıcağ'da kimseye görünmesin. Niye görünmez ona daha sonra? Yani, saklıyor yani İsmail Çakır'a demiş. Niye? Şey. Neden öyle acaba? Herhalde sadece benim olsun diyor. Nasıl? Sadece benim olsun. Onun olsun biz ne demişiz? E şimdi Mustafa Bey şu açıklamayı yaptı. Aşkarı'dan sonra tren yer altına giriyor. Hadi. Yine bir projektörlük yokmuş. Tren girdi yer altına. Karttan çıkıyor. Ben senin geçti dakikadım. Tamam. Karttan çıkıyor. Nerede? Sana aynı mı? Ha iyi. Karttan çıkıyor. Yani şehrin içerisinde tren gitmeyecek. Aşkarı'dan mı tak girecek? Aşkarı'yı geçtikten sonra Kılıcağ'dan önce alt geçitten girecek. Yani aynı metro gibi, İstanbul'daki metro gibi. Hı. Yer altından geçip Kars'a devam edecek. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii. Erzurum düşünüldüğünde, Erzurum'un Türkiye ekonomisine katkısı, katma değeri düşünüldüğünde, Erzurumlu tüccarın, iş adamının, sanayicinin verdiği vergiler düşünüldüğünde, kısaca Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin içerisine, hazinesine attığı para düşünüldüğünde, bu Mustafa Rıcalı Sayın Vekilimizin söylemiş olduğu projeyi biz ancak Erzurum'a 250 yıl sonra yapabiliriz. Ya biz projeyi anlatıyoruz. Ben de 250 yıl sonra diyorum. Gelelim Çaykara'ya. Çaykara'yı ile ilgili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekman Beyefendi'nin açıklaması vardı. Evet. Vardı. 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 Ama Mehmet Sekman Beyefendi... Ben kızdım o sözü gibi bir şey. Mehmet Sekman Beyefendi'nin sözünü herhalde Fenişleri Daire Başkanı pek de dikkate almıyor gibi geliyor bana. Yok canım, iş Fenişleri Daire Başkanı. O kafası senin gibi kâr olan arkadaş. Tuncay Hoca. Çünkü hiçbir yaptırım yok. Yani orada hala kaza oluyor. Ha şunu bekliyorlar. Hı. Bakın bunu buradan haftaya bakın şu videolarına söyleyeyim. Çaykara Caddesi'ndeki o alt geçitte olur ya bir gün bir trafik kazasında bugüne kadar gelerek maddi hasarlı oldu. Hı. Ölümlü bir kaza olursa ne yapacağız? Bunlar mı asacağız? Müsebbibinin Erzurum Fenişleri Daire Başkanı Sayın Tuncay Atasever ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Fenişleri'nden sorumlu genel sekreter Zafer Aynalı olduğunu biz buradan söyleyelim. Çünkü biz 10 haftadır burada bağlıyız. Zafer Aynalı'nın çok da umurumda oynuyor. Ben öyle düşünüyorum. Allah göstermesin orada bir inşallah ölümlü kaza olmaz. Olmaz. Burası Türkiye'de emsali olmayan bir köprülü kavşak. 90 derece. Yani gidiyorsun ve bir de burası Erzurum. Bu İstanbul'da olabilir Cemre. Buzlanma yok. Erzurum'da yağmur yağıyor, yağmur buz oluyor ya. Ender'cim biliyor musun 50 dakika oldu. Henüz daha konulara değinemedik. Erzurum Spor bir çabuk konuş, sen bu işten anlarsın. Erzurum Spor fikstür şampiyonu olacak. Fikstür şampiyonu olacak. Fikstür, evet. Kızılcahil Rök yardımcı oluyor, Tire yardımcı oluyor. Neden oluyorlar? Ligdeki bütün takımlar yardımcı oluyor. Evet. Erzurum Spor şampiyon olacak. Şimdi Erzurum Spor'a ben şunu sormak istiyorum. Mehmet Albayrak'la Serdar Denizli takımdan çıkaralım. Gelin bizim mahallenin futbol takımıyla o çocuklar top oynayalım. Vallahi ile gelirler, billahi ile gelirler. Öyle mi? Evet. Evet. Bir Mehmet Albayrak, bir Serdar Deniz, bir Erzurum Spor demek. Öyle mi? Yönetim çırpınıyor ama yönetimle ben gerçekten tebrik etmek istiyorum. Belki bundan önceki yıllarda takım yenildiği zaman yönetim antrenörler, teknik direktörler eleştirirler. Ya yönetim gerçekten çok özverili. Murat Aslan da sürekli oynuyor. Ne oynuyor? Göbek atıyor her yerine. Ha dedim sahada mı oynuyor? Top oynamayı bilmez. Zaten mümkün mü o kilo oynuyor? Yani. Ama yani, oynuyor. Kazandı. Her türlü oynuyor. Her türlü oynuyor. Bak bunun cisi böyle ilginç İstanbul ağzı. Her türlü oynuyor. Her türlü oynuyor. Evet. Oynasın Murat Aslan. Ama yönetim gerçekten çok gayretli. Yönetim futbolcudan çok gayretli yöneticiler. Hı. Yöneticiler teknik heyetten çok gayretli. O zaman şöyle edelim, yöneticileri sahaya sürelim, futbolcular yönetim alalım. Yok gerçekten Cem Bey, taraftarlardan da çok gayretliler. Yok. Yani taraftarlardan da gayretliler Cem Bey. Taraftarı ateşleyen yönetim. Evet. Ben bu yönetimi gerçekten kutluyorum. Alsınlar bu yönetimi, götürsünler Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın başına koşular odada başlayın. Ciddi söylüyorum canım. Murat Aslan da içinde olsun. O da içinde olsun. Oynaması için. Oynasın, oynayamaz. Her türlü oynuyor. Her türlü oynuyor. Her türlü oynuyor. Evet, ben yönetimi gerçekten kutluyorum. Ya bir Arsin'e maça gidiyorlar. Yöneticiler İstanbul'dan, Ankara'dan işte uçakla geliyorlar. Helikopterle mi gelsin? Hayır Cem Bey gelmiyor. Önceden kim gidiyordu Cem Bey ya? Şuradaki Erzincan'daki maça yöneticileri bırak. Kulübün başkanı bile bir tane işte takımdan bir yönetici diyor da sen git takımın başına gel. Bu öyle değil. Tüm yönetim, tüm maçlarda gerçekten bak yönetimi kutluyorum. Ha bu yönetimin üzerinde de oyunlar oynanacak mı? Oynanacak.
Bu yönetime iftiralar atılacak mı? Atılacak. Bu yönetime kötü diyenler olacak mı? Olacak. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Ben Erzurumspor'u bir dahaki yıl ikinci lig olacağına inanıyorum. Erzurumspor'un sene şampiyon olacağına inanıyorum. Ha şampiyon olmazlarsa. Çünkü bu fikstür ters dönebilir. Erzurum'un tirede bir zor maçı var. Maltepe'ye gideceğiz. Maltepe maçı zor bir maç. Eğer ki de şampiyon olmazsa bu yönetimin suçu değil. Bu o para verip 50 bin liralık futbolcuya 300 bin lira para veren, hani sizin tabiriniz var ya, işte 300 bin lira etmez ama biz bunlara 1 bin lira vermişiz. İşte onlara da söyleyemiyorlar. Yani bence şöyle söyleyeyim. Yani Murat Aslan her yerde göbek atıp oynayacağına ya da her türlü oynayacağına mesela bizim bu sorduğumuz soruya bir türlü cevap veremez. Kaçır. Nereye kaçır? Kaçır. Hangi kaçıyor? Bizi görünce köşe bıçak kaçıyor. Beni gördüğümüz suratı bir asılıyor ki görendir ki Murat Aslan'ın Karadeniz'de 8 tane şilevi varmış. Efendim 200 Rastamonluk gerisi varmış. O soruların cevapları zor. Yani o soruların da bir gün cevabını alırız. Süremiz çok açtık. Ender kardeşim, bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi de Pusula Gazetesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarıyla ilgili bir haber yapıldı. Organize işler. Organize işler, evet. Bu organize işlerle yapılan haber aslında bizim geçen yıllarda da söylemiş, dile getirmiş olduğumuz şeylerden biriydi ama şunu söyleyeyim, tabii bu haberi yapmak, daha doğrusu haberin zamanlaması çok manidardı. Ne düşünüyorsun bu yapılan haberle ilgili? Büyükşehir Belediyesi'nin de çok dikkate almadığını ben görüyorum. Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'sinde görevli olan işte ahlak, hırsızlık, gasp, cinayet masası falan filan masası bir prensipleri vardır ve hep bir yolu izlerler. Bir hırsızlık olayında önce hırsızın nereden girdiğini, kamera kayıtlarını, hangi camdan girdiğini, kapıyı kırarak mı girdiğini önce bunları araştırırlar. Evet. Şimdi ben burada tavsiye ediyorum. Büyükşehir yetkililerine ve Erzurum halkına. Bakın şu sahneyi çok iyi izleyin. Tıpkı bir dedektif gibi. Haberi yapan kişi yine aynı kişi. Bizim kumpasta, bize kumpas yapan kumpasta haberi Pusula Gazetesi'nde manşete taşıyan isim aynı isim. Kim Cem Bey? Yapana değil canım yani. Bir saniye. Yaptırana bakacaksın ya. Yapan kişi aynı. Ya anladım. O yayan kişiler, emekçi. Yayan kişiler. Ya bak o önemli. Yayan kişiler aynı kişiler. Evet. Bakın burada bir kumpas basını var. Burada bir kumpas yayını var. Bizimle aynı, bize yapılan kumpasın aynısını, aynı direktörlerle, aynı stille ve aynı yayma şekliyle Haber Pusula Gazetesi'nde çıkıyor. Ardından işte bilmem o gazeteci alıp manşetine taşıyor, öbür gazeteci manşetine taşıyor. Bize de aynısını yapıyor. Bir tanesi de hiç sesini çıkarmıyor. O bir tanesi ne yapacak? Şimdi o bir tanesi 2-3 gün sonra... Bir şöyle diyecek, ben hiç inandırıcı bulmadığım için... Ben bu başkanım yayınlamadım ben bunu. Başkanım gelin sizin aranızı bu gazetecilere ben yapayım diyecek. Evet. Gelin sizi barıştırayım bir daha böyle haberler yapmasın diyecek. Ve olay kapanacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Sayın Sekmen Erzurum'da biz ne dersek odur dedik. Hiçbir zaman dedik biz Allah'ın izniyle yanılmayız. Çünkü bizim pusulamız biz doğruluk üzere, dürüstlük üzere, Allah korkusu üzere, peygamberden utanmak üzere, halktan utanmak üzere haber yapan, habercilik yapan insanlarız. Bize yapılan işin aynısı. Şöyle söyleyeyim, ben bunu şöyle diyeyim. Ben bu filmi 2014 yılının 6 Kasım'ında izlemiştim. O zaman bunlarla beraber olanlara, bugün o günler için Mehmet Sekmen de onlarla beraber. Müsaade et, önemli değil. İşte bak o aynı sahneyi bugün yeniden tekrar ediyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani buradan da farklı bir sonuç çıkmayacak yani. Önce şunu söyleyeyim. Bir defa bu Pusula Gazetesi'nin son günlerde devriyle ilgili, el değiştirmesiyle ilgili ortada bir savaş var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sayın savcılarımıza buradan duyuru yapıyorum. Pusula Gazetesi Ahmet Karadayı'nındır. Ahmet Karadayı'nın malı da fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın, mazlumun, parası, mazlumun malıdır. Pusula Gazetesi hiç kimsenin malı değildir. Çırpınmanın hiç ama hiç gereği yok.
Şimdi şunu söyleyeyim. Fakirin, fukaranın hakkına çökmek için akbabalar leşten pay almak için şu arada bir operasyon yapıyorlar. Geçen yıl Ramazan'da yapılan etkinlik, biz konuşmuştuk. Bir yıl durdu da bugün neden ortaya çıktığının Erzurum cevabını vermediği sürece Erzurum'un düzelmesi, kurtuluşa ermesi, ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak, sosyal olarak kalkınması mümkün değildir. Çünkü Erzurum'da bu oyun yıllardır bu oyuncular tarafından oynanıyor ve bu oyundan işte Ahmet Metin Karadağ 100 trilyon alıp gidiyor. Ahmet Metin Karadağ 100 trilyon alıp gitti. Ortada 6 trilyonluk kaste var. Şu anda onun oyununu oynuyorlar. Ha bunu ben biliyorum da siz bilmiyor musunuz? Herkes bunu biliyor. Herkes bildiğine göre herkes dile getirmesi gerekiyor. Şimdi hani öder ya, bıldırcı kurmalar gelir başını tırmalar. Mehmet Sekmen'e söyleyeceğim en önemli sözlerden bir tanesi bu. Bıldırcı kurmalar gelir kafanı tırmalar. Başını tırmalar. Keser bunu aynen öyle. Şimdi şunu söyleyeyim. Sanki bu haberi efendim, hani o Zeki Alasya Metin Akpınar'ın Beyoğlu Beyoğlu'nda, belki sen izlememişsindir. Beyoğlu'nda hayır bir replik vardır. Bay alkolü takdimimmiş. Buralar riski kokuyor gibi bir operasyon geldi bana bu operasyon. Ha orada da buralar riski kokuyor. Abi buralar riski kokuyor. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. Yani haber mi riski? Sen Ender'cim o... Ya burada içmediğini ben bilmiyorum. Ender'cim bir dakika ya. Sen o şeyi biliyor musun? Koyunla geçinin dereden atlama hikayesini biliyor musun? Bilmiyoruz. Olmadı kendi acı. Peki, kiyle karıncayı? Onu da bilmiyorum. Ne? Peki, tavşanla yılanın aşkını? Onu da bilmiyorum. Bir tanesini anlat da görebilirim. Peki, kargayla tilkiyi çakama tavşanı? Onlardan bir tanesi. Hiçbirini anlatmayacağım. Ama benim bu olaya verdiğim örnek şu. Herkes merak eden girsin Google'dan yazsın. Şöyle desin. Koyunla keçinin dereden atlama hikayesi. Şimdi kiminkinin üstüne güldüğünü gördün mü Erzurum? Kimin suçlu, kimin haklı, kimin haksız olduğunu gördün mü Erzurum? Tekraren söylüyorum Erzurum. 100 trilyonunuzu götürdüler. 100 trilyonunuz gitti. Karadayı nerede? Peki Karadayı o gün hiç bizde bir problem olmadığı halde sabahtan apar topar adliyeye gönderen güç bugün Karadayı'nın nerede olduğunu takip ediyor mu? Etmiyor. Karadayı nerede, belki de yurt dışına kaçtı, haberiniz yok. İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya buradan sesleniyorum. Sayın Efkan Ala, emniyetin içerisinde eğer hala Ahmet Metin Karadayı'yı koruma ve kollama eğiliminde olan birileri varsa, Allah rızası için bu şehrin çocuğu olarak, bu ilin evladı olarak bir tespit eder misiniz? Karadayı nerede? Yarın öbürsü gün Karadayı'ya mahkumiye çıktığı zaman sakın bana bu şehrin emniyeti yarın şunu söylemesin. Karadayı yurt dışına kaçmış. Takip edeceksin kardeşim. Adam 100 trilyonunu götürmüş. Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, mazlumun, yetimin parasını götürmüş 100 trilyon. Nasıl sen onu yurt dışına kaçmasına izin verirsin? Nerede bu? Bunlar çok önemli şeyler, konuşuyorum yine burada. Yine başıma bir şey gelecek biliyorum. Ama gelsin, önemli değil, onu da karşılayacağım. Hazırlıklı ol şu konuşmadan sonra. Haberin olsun bak, bu aynı zamanda bir duyurudur. Bu video orada duracak sürekli, zaten duruyor Anadolu Haber'de. Yine benim başıma bugünlerde bir şey gelecek, bugün konuştuklarımdan dolayı. Ha şunu da söyleyeyim, İçişleri Bakanımız Efkan Ala, Ahmet Metin Karadağ ile onun havalesini koruyan adamı emniyetin içinde bulup çıkarması gerekiyor. Ya çıkarması gerekiyor. Yoksa yine benim başıma bir iş gelecek. Yarın evimin önünde bir saldırıya uğrayacağım belki. Belki de beni öldürecekler. İş bu kadar ilginç. Yok böyle bir şehir. Hiç kimseden de korkmuyorum. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Ama tekrar şunu söyleyeyim, programı kapatayım. 6 Kasım 2014'te sabahtan hiçbir alan, verem, alışverişim olmayan Ahmet Metin Karadayı adliyeye getirip benden şikayetçi eden güç bugün Pusula gazetesine birileri çökmek istiyor. Bu Pusula gazetesi garibin, gurabanın, mağdurun, mazlumun hakkı. Hiç kimsenin babasının malı değil, Karadayı'nın malı. Karadayı'nın malı da borçları ödenene kadar Karadayı mağdurlarının malı.
Kim çökmek istiyor Pusula Gazetesi'ne? Konuşsanıza ya! Bu şehirdeki milletvekilleri şunla bir ilgilensenize. Ben hiç kimseden istirham etmiyorum. Milletvekillerimiz zengin çocuklarını koruma ve kollama eğiliminde AK Parti yönetimine kendilerinin sevdiği, koruduğu, kolladığı zengin çocuklarını getirme eğiliminde. Bize önce Allah sahip olsun, sonra Erkan Ala'dan sahiplik bekliyoruz. Sayın Erkan Ala, sahiplik bekliyoruz. Erzurum'da kendimiz için değil. Sayın Erkan Ala, bize yapılanlardan bir gün sizi rahatsız ettik mi? Bir gün sizi arayıp şikayette bulunduk mu? Bize yapılanların karşısında bir gün bir emniyet müdürü, vali, milletvekili, üst düzey bir adamı aradın mı? Üst düzey bir adamdan yardım dilendin mi? Dilenmedim ama bugün olanlardan dolayı Erzurum adına sizden yardım istiyorum Sayın Efkan Hala. Gariban vatandaş adına yardım istiyorum. Mağdurlar, mazlumlar, yetimler, fakirler, fukaralar hakkına yardım istiyorum. Ve ateşim çıktı, terledim, gerçekten çok kötü, hem çok sinirlendim hem de çok gerginim. Hiç kimse beni korkutamaz. Buralar, tekrar söylüyorum, Büyükşehir'le ilgili yapılan haberi söylüyorum Sayın Mehmet Sekmen'e. Siz yine kime isterseniz ona sahip olun. Siz yine kimi isterseniz onu zengin edin. Siz yine kimi isterseniz onu destekleyin ama tekraren söylüyorum, aynı oyunu size de oynuyorlar. Buralar alkol kokuyor. Bay alkolü taktiğimimdir. Viski kokuyor bağıran, viski. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mehmet Sekmen'in de çok dirayetli, duruşlu, dik durmasını bekliyorum kardeşim. Erzurum adına dik durmasını bekliyorum. Burada haksız, yolsuz bir harcama da varsa mutlaka onunla ilgili de bu devletin işleyen kurumları, birimleri, daireleri, yetkilileri var. O da ayrı bir konu diyorum. Bir haftaya bakış programını burada bitmeden önce tüm izleyicilerimize bu hafta Büyükşehir'le ilgili yapılan haberden dolayı koyunla keçinin dereden atlama hikayesini bir okumalarını istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.